Hazreti Mevlana'yı ziyarete geldim. Muhteşem, mistik bir ortam. Kesinlikle gelmenizi tavsiye ederim. Ahmet Eflaki Dede Türbesi, 13. yüzyıl. Hazreti Mevlana ve Mevlevilik hakkında etraflı ve önemli bilgilere yazmış olduğu Menakıbül Arifin isimli eseriyle günümüze aktarmıştır. Eflaki Dede, Mevleviliğin Anadolu'da yayılması için faaliyetler gösteren Hazreti Mevlana'nın torunu Ulu Arif Çelebi'nin bütün seyahatlerine katılmıştır. Turkuaz mavisi kullanılmış türbede. Ama tabii çok yıpranmış. Konya'nın bir özelliği de güllerin, yani 12 ay, resmen 12 ay güllerin yapraklarını dökmüyor olması. Küstehan kapısından giriyoruz. Mezar taşı motifleri. Birçok anlam içeriyorlar. Üniversitede bunun özel olarak dersini almıştık. Mehmet Bey Türbesi. Bosnalı Mustafa Paşa'nın oğlu Mehmet Bey. Kare bir plan üzerinde yükselen, dört mermer sütun üzerine kurulmuş bir türbe. Lavantalar mis gibi kokuyor. Birazdan Hazreti Mevlana'nın huzuruna çıkacağım. Alemi Medaini Mevleviye, Mevlevi Hane Şehirleri tablosu. Mevlevi haneler.
Sinan Paşa Türbesi, Hasan Paşa Türbesi, bugün de ziyaretçisi çok fazla. Hazreti Mevlana'nın ziyaretçisi. Sinanpaşa Türbesi'ndeyiz şu an. Gördüğünüz gibi çok sade, gösterişten uzak. Selçuklu döneminde buna çok dikkat edilmiş. Saraylar, türbeler, camiler, sade kubbeler şeklinde yapılmış. Matbaa-ı Şerif Mutfak. Ateşbazı belli. Şimdi Hazreti Mevlana'nın huzuruna gireceğim.